Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Üç Büyüklerin transfer gündemiyle karşınızdayız. Öncelikle Beşiktaş ile başlıyoruz. Beşiktaş geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fernandes'in transferi için Benfica ile görüştü. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Gedson Fernandes'i kiralamak için Benfica ile görüştü. Beşiktaş yönetimi Benfica kulübüyle görüşerek Portekiz ekibinin Fernandes'i yeni sezonda tekrar bir takıma kiralamayı düşünüp düşünmediklerini sordu. Benfica kulübü, Gedson Fernandes'i önümüzdeki sezonda kiralamayı düşünürse siyah beyazlar transferde Şampiyonlar Ligi faktörünü vurgulayarak oyuncuya talip olduklarını Benfica kulübüne iletti. Öte yandan yıldız futbolcu Galatasaray'ın da gündeminde yer almaya devam ediyor. Transfer döneminin resmen 10 Haziran'da başlayacak olmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Fernandes geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren Galatasaray ile ligde 17 maçta 3 asist yapmıştı. 22 yaşındaki futbolcu Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol attı. Diğer yandan Fotomaç gazetesi yazarı Sinan Vardar da Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı iki ismi açıkladı. İki önemli transfer yolda: milli futbolcumuz Kenan Karaman'la prensip anlaşmasına varıldı. Fortuna Düsseldorf forması giyen milli golcümüz Kenan, Beşiktaş'a uzun yıllar başarıyla hizmet edecek kaliteli bir forvet. Geçen sezon Alanya'da oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Salih de çok yakında Kartal oluyor. Seyit Mehmet Özkan'ın futbolcu fabrikasından fışkıran yeteneklerden biri olan Salih Uçan da Beşiktaş'ta büyük başarılara hazır gibi açıklamalarını yapmıştı. Beşiktaş yönetiminin transferleri kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Siyah beyazlar Kenan Karaman'a 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Serbest durumda olan Kenan Karaman, Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmesi halinde imzalar atılacak. Geçelim Fenerbahçe'nin gündemine. İspanya'nın en önemli gazetelerinden olan Marca, Real Madrid'in, Barcelona'nın yanı sıra Isco, Bale gibi oyuncularla yollarını ayırarak bütçede 50 milyon euroluk yer açmak istediğini yazdı. Dünyaca ünlü sol bek konusunda Fenerbahçe dışında henüz harekete geçen bir takım olmadı. Sağ bek ve sol bekte fırsat transferi olabilir diyen Ali Koç, seçime kadar bu işi bitirmeye kararlı. Başkan Koç, Roberto Carlos ve Mesut Özil gibi kozları kullanarak bu transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Her iki ismin de Marcelo ile ilk teması kurarak Fenerbahçe hakkında bilgi vermeye başladıklarını öne sürdü. Eğer transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'ye 33 yaşındaki yıldız futbolcunun kariyerinde 3. kulüp olacak. 2005-2006 sezonunda Fluminense'de A takım forması giymeye başlayan Marcelo, sadece 1 yıl sonra 2007'nin Ocak ayında Real Madrid'e imza atmıştı. Dünyaca ünlü yıldız tam 14 yıldır İspanyol devinin formasını giyiyor. Diğer yandan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te oynayan İtalyan yıldız için harekete geçiyor. Sarı lacivertler yıldız oyuncuyu kadroya katmak için İstanbul ekibine teklif yapmayı planlıyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 30 yaşındaki oyuncunun takımda kalmak istediğini ve 2022 yılında bitecek kontratını uzatmayı hedeflediğini açıklasa da taraflar arasında orta yolun bulunabileceği gelen bilgiler arasında. Borini geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla çıktığı 20 lig maçında 9 gol attı ve 2 de asist yaptı. Sırada Galatasaray gündemi. Kongre sürecinde olmasına karşın transfere hızlı giriş yapan Galatasaray'da milli yıldızlar gündemde. Sarı kırmızılarda öncelik Kaan Ayhan ve Halil Akpınar. Sosola'da forma giyen Kaan Ayhan için uzun süredir istekli olan Aslan, Euro 2020 başlamadan bu işi sonuca bağlamak istiyor. Hedef, oyuncuyu satın alma opsiyonu koydurarak kiralamak. Kaan için tüm şartların zorlanacağı ve 5 milyon euroya kadar zorunlu satın alma opsiyonu koyulabileceği gelen bilgiler arasında. Kaan Ayhan bu sezon Sassuolo'da 19 maçta 785 dakika süre aldı. Başarılı savunmacının milli takımda toplam 35 maçta 4 golü bulunuyor. Öte yandan Fatih Terim'in takımda görmek istediği flash isimlerden birisi de Halil Akpınar'da. Sarı Kırmızılar Halil adına Göztepe ile resmi temaslara başlayacak. Halil Akpınar'ın da Galatasaray'a gitmek istediği ve bu konuda kulübünden kolaylık beklediği gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın hedefi her iki transferi de bitirip özellikle yerli oyuncu kadrosunu iyileştirmek. 27 yaşındaki Halil Akpınar bu sezon 40 lig maçında 9 gol atarken 13 asist yapma başarısı gösterdi. Evet arkadaşlar, 3 büyüklerin transfer gündemine gelen isimleri sizler için derledik. Bir transfer gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.